18 Temmuz 2020 ve burası Yozgat, Boğazlıyar ilçesine bağlı Esentepe köyündeyiz, mahallesindeyiz ve rekor gübre, rekor gelişim tarla ürünü ve rekor gübre yaprak gübresinin kullanıldığı bir patates tarlası. Tarlasındayız. Üreticimiz Sayın Nafiz Coşkun Beyefendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim, buranın cinsi nedir? Ne zaman ektiniz? Buranın cinsi Olimpia. Evet. 20 Nisan'da ektik burayı. Evet. Önce neyi konuşuyoruz? Bir şöyle bir tarlanın şeyini gösterelim. Şu an tohum durumu çoktan oldu. Evet, evet, evet. Evet. Nasıl çiçek durumu? Çiçeği dökmek üzere şu anda. Evreye geçtik. Geçtik. İlk defa patates ektiğimiz için pancar kadar tecrübeli değiliz. Yani evet. Şeye gerek ama yok. Ama genel olarak Kayseri bu bölgelerde bir şekilde patates ekiliyor. Evet, siz de, evet. Biz de araştırma yeni konusunda maşallahınız var. Evet, çok başladık. Güzel. Gelelim efendim. Öncelikle şunu soracağım ben size. Çiçek açma dönemlerinde şey nasıldı? Arılar nasıldı döllenme açısından? Çok fazla arı vardı. Traktörle içine girdiğim zaman gözle görüyordum yani. Bayağı. İnsanlara ben soruyorum. Arılar nerede diyorum. Abi diyor, burada arı yok ki. Arı kovanı, arı besleyen kimse yok diyor. Merak etmeyin. Eğer polen iyiyse arı dünyanın öbür tarafından olsa bulup geliyor yani. Evet. Yeter ki polen olsun, polen şey olsun, güzel olsun böyle. Şu an içine girebilecek yerimiz var mı? Şöyle yapalım. Bakın traktörle burayı ezmişsiniz. Niye? İlacınızı, gübrenizi verirken mantar ilacı ve böcekler evet yaptım. Yaprak gübresi ne zaman verdiniz efendim? Yaprak gübresi buraya Mayıs'ın 28'i ya da 27'siydi. Rekor gübre yaprak gübresi. Evet. 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 Yani şu an siz bunu ince teker traktörle girdiniz. Evet. 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 Hiç korkmadan yapıyorsunuz. Yok, geri kalkacak hale. Bitti bu kadar. Kalkar. Yani bazıları korkuyor da ondan sonra. Yok ben. Yok yok. Sıkıntı hiç yok. Hiç korkmanıza gerek yok. Bakın bakım çok önemli. Yani belki 100 dekarda 1 dekar gidiyor ama evet, gitmiyor sonuçta. Gitmiyor. Daha tekrar çalışıyor hale. Sıkıntı yok. Dolayısıyla hiç korkmayın. Rahatlıkla girin. Yeter ki olması gerekenleri verin haliyle. Bu tarlaya bu haldeyken 4. kez girişim. Yani 4 evet kez girdim. Gelelim kamera içeri girsin. Buyursun gelsin. Şu kamera şu sağdan yürüsün şöyle. Efendim, çiçekten çıktığı halde aşağıda 18 tane 20 tane yumru var. Evet. Yani ona rağmen bu çiçek nasıl şu anda? Çiçeklenme işte ben dediğim gibi acemiyim ama. Kamera gelsin böyle yanıma. Mühendisle görüştüm, sordum. Ha, hangi mühendisle? Patates ektiren evet bizim sorunumuzla görüştüm. Evet. Buraya da geldi. Çok evet beğendi. Hatta başka bir şey atmana gerek yok. Sulamana devam et dedi. Evet. Çiçeklerin döllenmiş olan çiçekler bunlar. Bakın görüyorsunuz ve bunlar şu an dökülecek hale o aşamada. Evet. Peki Nabi Bey, bu çiçeklerin genişliği nasıl böyle? Çok hala güzel. Yalnız tomurcuk olanlar var. Var evet, evet evet evet. Evet. Görüyorsunuz hala tomurcuklarımız devam ediyor. Burası çiçek zamanında bembeyazdı. Tarla yeşil bembeyaz gözükmüyordu. O kadar çiçek var diyorsunuz. Evet ya. Evet bembeyazdı. İşte tarlayı güzel sakin çekelim. Göstersin yeter ki şöyle. Zaten fıskiyelerin boyu falan altta kalmış yani. Fıskiyelerin boyu 1.20. Bir de ben boyumla ölçeyim dur bari şunu düzgünce. Evet. Şu an Nabi Bey siz de gelin de. Tabii. Şöyle iç, bu tepeleri de. Benim boyum 1.80 bu arada. Evet. Onu söyleyeyim. Şu an seviye bu şekillerde. Şimdi bakın. Tabii boylanma önemli değil. Bakın biz burada hem enine hem boyuna olursa bir anlam evet var. Evet. Tabii doğurursa bir de yani. Yoksa bugün yonca değil ki boylansın da biz buradan şey yapalım. Yani. Efendim şuradan başlayalım tohum çökmeye. Gelelim böyle. Bir tane artık şöyle buradan alalım. Oradan alın. Sıkıntı yok. İstediğiniz nereden yerden alalım? İstediğiniz yerden. Siz beraber sökelim. Buyurun buyurun. Bak bu da bir arkadaşımız var burada. Gene size yardım ediyor. Gelelim al, al abi buradan. Gelelim böyle. Evet, kamera da gelsin böyle efendim, kamera gelsin. Bir tane kökten sökelim şöyle. Yavaş, kamera tam bir gelsin. Söküyorum şu anda. Evet, söküyoruz. Nereden söküyoruz? Şunu komple alıyoruz. Şunu komple alıyoruz, evet. Kamera istersen şöyle. Evet. Haydi bismillah. Nasıl toprak? Yumuşak. Aşağıda rekor geçim tarla da var. Evet. Yukarıda yaprak gübresi de var. Evet. Evet. Efendim şöyle güzelce bir Olimpia cinsi patates bunlar. Evet. Maşallah maşallah. Peki yıl patatesçi nasıl burada bu havalelerde? Her ürün için, yeşil ürün için bu sene çok sıkıntı. Sıkıntılı değil. Evet. Şurada var mesela. Şöyle duruyor. Ha. Onları da koyalım böyle. Bak 18-20 dedik tak diye 18-20 bulduk mu abi? Evet, daha evet aşağıda bir sürü var. Daha bir sürü var. Daha da öğrenecekler devam ediyor. Evet. Daha. Maşallah maşallah. Bakın daha kökte var bir sürü. Var 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 evet çok. Burada var. Çıkmıyor bitmiyor yani. Çok. Evet maşallah maşallah. Sayalım bir. Daha elinizde gene var. Tohum haricinde olanlar. Evet. Bura birinci tohum, ikinci tohum efendim. Birinci tohum. Evet şeyi kaldıralım. Peki şimdi ya derlerse birinci tohumdan böyle oldu diye ne olacak peki?
Ya insanlar böyle. Öyle. Ama inanın bana birinci tohum olsa da iyi geçsinler onu bir kere. Şu anda bana 20 tane tohum yumuru çıkarttıramadılar yani. Şimdi o da tohumuydu zaten. Bir tane evet. daha çeklemedi. Tomurcuk devam ediyor diyor. Burada var, olabilir belki bazen çıkıyor. Hayır, şeyde ha, tabii, devam. Tomurcuk halinde devam. Olanlar var. Devam. Daha henüz daha yukarıda. Evet, bir sayalım efendim. Olsun. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 onları saymayalım. Hadi şunları da sayalım. Ya işte, 24. Ya hayır, sayma değil. Tohur olarak 25-26 tane tohur var yani. Evet, evet. Mesele burada şu. Şimdi biz bugün ne dedik burada? Gelelim böyle efendim. Tarlayı bir şöyle çekelim. Çekelim böyle. Tarlayı alıyoruz şöyle. Biz zaten bereket burada zaten. Şimdi tarlanın ilerisine gideceğiz. Tarlayı göstereyim şöyle ileri doğru. Evet. Bakın sonuçta altta ne var? Altta rekolojik şimdi tarla var. Evet, toprağınız evet, harika. Evet, evet, evet. Dolayısıyla beslenme ile alakalı sorununuz yok. Yani yok, gübresini sorun. Verdiğiniz süre içerisinde evet. ve yeşilliğini de koruduğunuz süre içerisinde zaten burayı biz ne yapacağız şu anda? Rahatlıkla yeşil olmasını sağlayacağız yani. Aynen öyle. Ki dirilik gelelim şu an saat kaç efendim? Saat 5.30. 5.30. Şu an havanın... Şimdi şu patatesin bir yapraklarına bakın lütfen. Herhangi bir solma bırakma var mı kendisini? Az önce pancarı çektik. Atılmayan yerlerde pancar nasıl yerlere indirmiş kendisini? Yapıp bırakmış. Peki pancarımız nasıldı? Pancarımız dip dik duruyor yani. Dim, evet. Burada da şey içerli. Bak patate bakın hiçbir yaprağımızda kendisini bırakma yok yani. Görüyor musunuz yani? Evet. Kaç gün sulandı burası? Bura tam bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Yarın sulanacak. Bakın bir hafta herhangi bir yaprakta bir kendini bırakma göremezsiniz yani. Peki buraya tekrar girecek misiniz ilaçlama gübre? Tabii tabii. O zaman ben size tavsiyem şu efendim. Şimdi öncelikle 1 Ağustos'ta damlama sıvı gübremiz ortaya çıkıyor. Piyasaya sürüyoruz. Tabii hemen. Ve şişirmek için çok iyi bir üründür. Gerçek anlamda diğer gübrelerle birlikte veriyorsunuz gene. Ve tanelerimizi daha da iri istiyorsak eğer rahatlıkla bunu kullanacaksınız tabii, herhalde. Hemen. Ayrıca yaprak gübresini bir kere daha verebilirsiniz. Çünkü burada aşağıda tohumumuz çok. Şu yeşilliğin kalmasını sağlamak istiyoruz. Tabii. Korumasını istiyoruz herhalde. Dolayısıyla da yaprak gübresini de ikinci uygulamanızı tavsiye ediyorum ya. Tamam mı? Uygulayacağım. Yani çünkü şu an fiyatlarımız ne olur belli değil. Patates fiyatları. Patates fiyatımız belli bizim. Ancak kaç tane anlaşma mı ettiniz? Evet, 1 lira. O yani en azından mutlusunuz yani. Evet. Anlaşmalı. Anlaşmalı. Dolayısıyla bu noktada ne kadar büyütebilirseniz gayet tabii, dengeli tabii. şekilde, sağlıklı şekilde artı şu yeşili ne kadar korursanız eğer evet. bu noktada tonajımız merak etmeyin. Yani şu anda patateslerimizin sağlığı da çok güzel. Evet. Az önce daha süreç devam ediyor. Bakalım onlara. Cilt kalitesine bakalım bir. Gördüğümüz gibi kamerada göstersin lütfen. Daha yeni, çok yeni. Çok yeni. Evet. Peki şunu soracağım ben size. 25 tane tohur var. Evet. Daha da döllüyor bu arada. Evet. Bakın 25 tane tohur var. Cilt kalitesi bu şekilde. Peki efendim etraftaki durum nedir? Yani patateslerde sizinle beraber ekilenlerde çiçeklenme nasıl? Tohurların iri nasıl? Şu an nasıl? Çiçeklenme yani? Benimkinde çok fazlaydı. Yani evet. diğer aynı cins tohumlara göre daha fazla. Evet. Ve yaprak yapısı da çok daha iri. İri, geniş yani. Geniş. Zaten işte tabii bakın. Çökünü bilmiyorum. Sökmedim. Şu an aşağıda 25 tane tohur varken hala çiçekler dökülmemiş duruyor yani. Evet. evet. Bugün zaten bu da niye gösteriyor? Çiçeklerin çok daha dirençli olduğunu gösteriyor. Evet. Bundan dolayı bakın. Saydık 25 tane tohur var ama çiçekler bu şekilde tamam mı evet. yani? Siz kamera durarak göstersin lütfen bu şu çiçek olayını. Şimdi bakın böyle. Peki Nabi Beyciğim. Buyurun hocam. Her ürünümüzün ayrı ayrı özelliğini beğendiniz mi yani? İki ürün kullandınız burada. Birisi tabandan toprağımızı gevşetiyor, evet, nemini bırakıyor. Aynen. Bir anlatır mısınız lütfen? Şimdi rekor gelişim tarla. Bizim tarlamız çamur olduğu zaman tekere yapışan evet. toprak. Arazi engebeli bu arada. Evet engebeli. Yani kıraç arazi bizimki. Evet. Derin kolya suluyoruz. Maliyetlerimiz yüksek. Kaç metreden çıkartıyorsun suyu? 250 metreden çıkartıyorum suyu. Abi maşallah maşallah. Aylık eğer tam kullansam 30 milyar litre faturası geliyor. Eğer yani, suyu toprak nemini koruduğunuz zaman daha az veriyoruz. Tabii yani illaki. Şimdi 6 günde 7 günde sulayacağımız yerde. Evet. İşte işim burada 15 günde 12 günde 10 günde suladık burayı biz. Evet şurayı kaç gün sonra sulayacaksın mesela örneğin? Bu, mesela bir hafta oldu işte başlayacağız uzun yerden sırayla buraya gelmeye 10 gün geçer daha. 10 gün var. Yani. Ama şu an bakın bırakın bunu daha yani insanlar 6 düşmüş bir saniye onu alalım orada.
Yani insanlar bunu en geç bir haftasında suladığı halde bile evet. yapraklar zaten bırakmış oluyor kendisi. Kendini bırakmış oluyor. Aşağı indirmiş oluyor. Biz de şöyle bir şey yaşamadık. Gelelim kamera bir de buradan gelsin göstersin. Bakın yapraklarımızda herhangi bir şey yok. Yok. Harika. Boylanması en az 1 metre geçkin. 1.20. Zaten fiskeler 1.20. 1.20 ise biz 1.20'den fazla diyorsunuz. Evet. Fiskeler 1.20. Şu fiskeleri gösterelim şuradan şöyle. Ya fiskenin sonuçta fiskede hiza hemen. Hiza 1.20 yani. Olay budur hali. Ama boyuna ama enine de büyümüş. Tarlada bırakmış. Tabii. Tarlanın dışına çıkalım. Bir tarlanın ileri doğru gidelim. Gidelim. Şu kamera önden gitsin yavaş yavaş. Tek bir yeri göster. Yani rekor gelişim tarlanın en büyük özelliği şunu gördüm. Evet. Tekere yapışan toprak, çamur yapışmadı. Peki oradaki anınızı bir anlatır mısınız? Yani, mesela kalacaktınız galiba yolda. Evet, tarla sulanmış çamur halde girdim. Geç fark ettim çamur olduğunu. Evet. Çünkü gözükmüyor taban. Evet. Kaldım diye korktum ama teker sardı. Toprak bulgur gibi şeyin üstüne döküldü. Evet. Tekrar tekerden döküldü yani. Evet. Yani kalmadınız. Kalmadı. Yok, o yağlı özelliğini ortadan kaldırıyor. Hiçbir şekilde tekere bile